Grey Chaparral'da dağların eteklerinde saklı bir kapı bulunmaktadır. Bu kapıyı kırıp içerisini incelediğinizde terk edilmiş karanlık tüneller bulacaksınız. Bu tüneller aslında uzun yıllar önce terk edilmiş eski bir madene aittir. Bu videoda ise madene girip zamanın lanetine maruz kalmış bu mekanı inceleyeceğim. Video sırasında fark ettiğiniz ayrıntılar olursa yorumlarda bu ayrıntıları yazmayı unutmayın. Who is this? It's me. I shouldn't have...
Madene girip ayrıma kadar yürüdükten sonra karşıma bir ceset çıktı. Yerde cansız duran adam her kim ise susuzluktan ölmüş gibi duruyordu. 50'li ve 60'lı yılların giyim tarzına sahip olan bu cesedin ilk başta yine Rockstar'ın oyunu olan L.A. Noire'ın kahramanı Cole Phelps olduğunu düşündüm. Karşıma çıkan ilk kapıyı madenin girişindeki kapı gibi kırmaya çalıştım ama bu kapı kırılmadı. Karşıma ikinci bir kapı daha çıktı. Bunu da kırmaya çalıştım. Bu da kırılmadı. Fakat kapının arkasının boş olduğunu fark ettim. Belki de Rockstar bu kapıyı da gelecekte bizim kırabileceğimiz bir kapıya dönüştürebilir. Tıpkı madenin giriş kapısında yaptığı gibi. O zaman da bu kapının bizim görmemizi engellediği gizemleri keşfedebiliriz. Cesedi ilk defa gördüğüm yere geldim ve biraz daha araştırdım. Yerdeki film dolosunun üstünde bir yazı yazdığını gördüm. Önce bu yazıyı okuyamasam da sonradan ne yazdığını çıkardım. Richards Majestic yazıyordu. Oyun içi araştırmam bitince internette biraz araştırma yaptım. Ve bu ismin Solomon Richards'ın film şirketinin ismi olduğunu öğrendim. Görevlerde de karşılaştığımız, Michael'ın iyi bir arkadaşı olan Solomon Richards'la yerde duran cesedin nasıl bir bağlantısı olduğunu merak ettim. Aslında bu ceset Isaac adlı birine ait. Meltdown görevinden sonra Solomon Richards'ın ofisine girilebilir. Ofisteki çalışma masasının üstünde bir mektup var. Mektup, Solomon Richards'ın babası David Richards'a hitaben Fred Pictures adlı film stüdyosunun kurucusu Fred Quincy tarafından yazıldı. Mektupta Quincy, Isaac adlı bir ortağının cinayetine itiraf ediyor. Quincy, Isaac'in Beep the Dog adlı bir karikatür film yapmasını istiyordu. Isaac ise Abe Schwartzman ile farklı bir stüdyo için aksiyon filmi yapmak istedi. Bu nedenle Quincy, Isaac'i öldürdü ve cesedini Great Chaparral'daki terk edilmiş madende sakladı. Bu konuyu ise artık başka bir videoda ele alacağız. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videoların devamı için like atmayı, düşüncelerinizi ve de incelememi istediğiniz gizemleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için ekrandaki logoya ve videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.